Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde de İslam'da ibadet yükümlülüğünü işleyeceğiz. Yüce Allah insana akıl ve irade vermiştir. Bu akıl ve iradesi sayesinde insan kendisine, çevresine ve Rabbine karşı sorumluluklarını yerine getirebilir ve akıl sayesinde de zaten bütün bunlardan sorumlu tutulmuştur. Dolayısıyla akıl ve irade insan için hem sorumluluk sebebi hem de sorumluluklarını yerine getirme aracıdır. İnsanın en büyük sorumluluğu Allah'a karşı olan kulluk görevidir ki insanın dünyaya gönderiliş amacının ve gönderilme gayesinin de tek sebebi nedir? Kulluktur. Diğer bütün sorumluluklar bu sorumluluğa göre konumlanır. İnsanın kendisine, topluma ve çevreye karşı sorumlulukları Allah'a kulluk sorumluluğunun birer parçasıdır. Mükellef ve ef'ali mükellefin. Mükellef, dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimseye denilen isimdir. Bunun karşılığı mükelleftir. Ef'ali mükellefin ise dinen yükümlü sayılan kimselerin yapması gereken iş ve davranışlara ef'ali mükellefin denir. Mükellef ve ef'ali mükellefin kavramları önemlidir. Sizin karşınıza ilerleyen zamanlarda muhakkak çıkacaktır. Onun için bu tanımları bilmeniz sizin için faydalı olacaktır. Mükellef sayılmak için gerekli bazı şartlar vardır. Bu şartlardan ilki ve en önemlisi akıldır. Kişi akıllı olmalı, aklın kullanılmadığı uyku, bayılma, yanılma, unutma ve akıl sağlığını yitirme gibi durumlarda mükelleften yükümlülük kalkar. Aklın olmadığı yerde dinden ve sorumluluktan söz etmek de mümkün değildir. İrade, kişi hür iradesini kullanabilir olmalı. Baskı ve zorlama altında kişiden sorumluluk kalkar. Bu iki temel esası hatırlayacak olursanız dinin tanımını yaparken akıl sahibi kimselerin kendi irade ve istekleriyle şeklinde tanımladığımız dinin tanımında da evvela akıl sahibi olması ve sonrasında da kendi özgür hür iradesinin olmasını dinen sorumluluk çerçevesinde ve dinin tanımında bahsetmiştik. Burada da aynen mükellef olarak bunları sayıyoruz. Yine kudret, güç yetirebilme noktasında ise kişinin gücünü ve imkanlarını aşan durumlarda sorumluluk ortadan kalkar. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman yaptıklarından sorumludur. Bu sorumluluk bazı davranışları yapmayı, bazılarını da yapmamayı gerektirir. Farz, vacip, sünnet, mendup kavramlarıyla İslam'ın yapılmasını istediği davranışlar kastedilir. Yapılmaması istenen davranışlar ise haram ve mekruh kavramlarıyla belirtilir. Mübah kavramı da insanın yapıp yapmamakta serbest olduğu davranışlar için kullanılır. Burada ef'ali mükellefinin 8 boyutunları ifade ediyoruz arkadaşlar. Yani yapmakla mecburiyet olduğumuz ve yapılmasını istediği İslam'ın şeyler farz, vacip, sünnet, mendup kavramları, yapılmamasını istediği şeyler mekruh ve haram kavramları ve bunların arasında yapıp yapmamakta serbest olduğumuz şeyler ise mübah kavramı olarak nitelendirilir ve isimlendirilir. Bunlar da önemli. Sorumluluk yükleyen iş ve davranışların hükümleri. Bunlar farz, vacip, sünnet, mendup ve mübah olumludur. Olumsuz anlamda ise haram ve mekruh. Bu anlamda bize olumsuz anlamda sorumluluklar yükler. Farz, Allah'ın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekilde istediği iş ve davranışlardır. Farz, bu farz olarak saydığımız şeyler ayette belirlenmiş ve Hazreti Peygamber'de farzlarını nasıl uygulayacağını Müslümanlara göstermiştir. Farzı inkar eden kişi dinden çıkar, yapmayan ise görevini ihmal etmiş ve günah işlemiş olur. Farzları yerine getiren Müslüman Allah'ın övgüsüne mazhar olur, sevap kazanır ve ahirette ödüllendirilir. Bazı işleri yapmak farz olduğu gibi bazı işleri de yani haramları da yapmamak farzdır. Farz, farz-ı ayın ve farz-ı kifaye olarak ikiye ayrılır. Farz-ı ayın dinen sorumlu sayılan her Müslümanın yapması gereken davranışlardır. Farz-ı kifaye olarak ifade etmeden önce farz-ı ayına örnek verecek olursak bunlar 5 vakit namaz, Ramazan orucu, zekat ve hac gibi ibadetler farz-ı ayındır. Farz-ı kifaye ise bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalkmasıdır.
Bu davranışlarda örnek olarak cenaze namazını verebiliriz. Cenaze namazında biliyorsunuz bazı Müslümanlar kıldığında diğer Müslümanların üzerinden vazife kalkmaktadır. Burada tekrar dönecek ve karşılaştıracak olursak, farz-ı ayın sadece kişinin kendisini yapmasıyla ortadan kalkarken, farz-ı kifaye bir başka Müslümanın yapmasıyla ortadan kalkabilen davranışlardır. Bu anlamda ikisinin en önemli ayırt edici noktası budur. Farz-ı kifayede olan bir ameli hiç kimse yerine getiremezse bütün Müslümanlar bundan sorumlu sayılır. Ekstradan söyleyeceğimiz bu notumuz da var. Yani bir kimse var olan bir cenaze namazını hiç kimse kılmazsa o camiada bulunan, o memlekette bulunan herkes o cenaze namazının kılınmama işlerinden sorumlu tutulur. Vacip ise yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dini hükümlerdir. Vacip terimini Hanefi mezhebi alimleri kullanmışlardır. Ramazan'da verilen fıtır sadakası, vitir ve bayram namazları ile kurban kesmek vaciptir. Bakın burası önemli arkadaşlar. Kurbanı farz olarak birçok kimse biliyor. Ama kurban bayramı ve yani kurbanda bayramda kurban kesmek vacip bir ibadettir. Bunu karıştırmayın lütfen. Vaciplerin yapılması beklenir ve istenir. Yapana sevap kazandırır. Vacip bir emri yerine getirmeyen kişi günah işlemiş olur. Dünyada kınanır, ahirette de ceza görür. Sünnet kelimesi Hazreti Peygamber'in farz ve vacip dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği davranışlardır. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'le birlikte dinimizin temel kaynaklarından birisidir. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılabilmesinde sünnetin vazgeçilmez bir önemi vardır. Hazreti Peygamber'in uygulamaları nesilden nesile aktarılarak bize kadar ulaşmıştır. Hazreti Peygamber'in sünneti üzerine yaşamak her Müslümanın öncelikli vazifesidir. Bu anlamda bazen işte sadece Kur'an-ı Kerim bizim için yeterli gibi anlamlar oluyor. Bunlar son derece yanlışlardır arkadaşlar. Yani bizim davranış olarak, bize rol model olarak peygamberler her daim ola gelmiştir. Özellikle bir örnek verecek olursak yani Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعُوا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yani burada ey iman edenler, Cuma günü Cuma namazına çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikre koşun, alışverişi bırakın şeklinde bir emir telakki ediliyor. Burada bir çağrı var. Ancak Cuma günü biz ne hikmetse Cuma namazını İşte sabah namazı vaktinde değil, ikindi namazı vaktinde değil, akşam veya yatsı vaktinde değil de öğle vaktinde kılıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yazmadığı halde bunu yapmamızın temel sebebi nedir arkadaşlar? Hazreti Peygamber'in bu uygulamayı öğle vakti, öğle namazı vaktinde yapmış olması. Yine namazları kılış şeklimiz, işte hangi rekatta nasıl davranacağımız, kaç rekat olduğu şeklindeki bütün bu meseleleri biz Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Onun için sünnet İslam dininin en temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den sonra en temel ikinci kaynağıdır ve asla bu ihmal edilemez arkadaşlar. Sünneti müekkede ve sünneti gayri müekkede şeklinde ikiye ayrılıyor. Sünneti müekkede Hazreti Peygamber'in farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, çok az terk ettiği iş, davranış ve ibadetlerdir. Örnek verecek olursak sabah ve öğle namazının sünnetleri bu noktada değerlendirilebilir. Yine bunun dışında arkadaşlar nafile namazlar kılmak, ezan, selamlaşmak ve temiz olmak ve benzeri şeylerde sünnet-i müekkede olarak sayabiliriz. Sünnet-i gayri müekkede ise peygamberin bazen yapıp bazen ses terk ettiği iş ve davranış ve ibadetlerdir. Buna da örnek verecek olursak arkadaşlar ikindi namazının ve yatsı namazının ilk sünnetleri sünnet-i gayri müekkededir. Bunu Hazreti Peygamber devamlı kılmamış, ara ara işte kılmış, ara ara terk etmiş. Bu ibadetler sünnet-i gayrimüekkede olarak değerlendiriliyor. Peygamberimizin kılık kıyafet, yeme ve içme konusundaki tercih ve davranışları da bu tür sünnetlerindendir. Yani Hazreti Peygamber böyle giyiniyor diye sen her daim böyle giyinmen gerekmiyor. Veya Hazreti Peygamberin yediği yiyecekleri sürekli senin yemen gerekmiyor. Bu biraz da arkadaşlar sünnetin yerelliğine kaçıyor. Yani sünnetin yerelliği peygamberin yaşadığı kültür, coğrafya ve bulunduğu şartlar itibariyle. Bu anlamda herkese zorunlu olan bir şey değil. Bunlar yapılmadığı takdirde herhangi bir günah veya herhangi bir kınanacak bir durum gerektiren şeyler değil.
Mendup dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terk edilmesi kınanmayan işleri ifade eder. Farz, vacip ve sünnet dışında kalan Hz. Peygamber'in yapılmasını tavsiye ettiği güzel davranışlara mendup, yerine getirene de yani yerine müstehap da denir. Mendubun bu anlamdaki arkadaşlar mendup yerine kullanılan bir diğer ifade de müstehaptır. Bunu da muhakkak burada belirtmek istiyorum. Bunu da bilin. Yani mendup yerine müstehap gördüğünüz zaman kafanız karışmasın. Peygamberin yapılmasını tavsiye ettiği güzel davranışlara mendup yerine müstehap da denilebiliyor. Bu da aklınızın bir kenarında yer edinsin. Kuşluk ve teheccüd gibi nafile namazlar, Ramazan dışında tutulan nafile oruçlar da menduptur. İnsanlarla iyi geçinmek, fakirlere zekatın dışında yardımda bulunmak, güler yüzlü olmak gibi ahlakı güzelleştiren davranışlar da menduptur. Mübah, dini bir terim olarak ise mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller anlamına gelir. Mübah, helal ve caiz kavramlarıyla birlikte kullanılır. Yani bir fiilin, bir eylemin sorulurken işte bu mübah mı yerine veya bu caiz mi, bu uygun mu şeklindeki sorular ortak sorulardır. Mübah yerine helal ve caiz kavramları da kullanılabilir ve beraber de kullanıldığı olmuştur arkadaşlar. Yenilmesi, içilmesi, kullanılması veya yapılması ayet ve hadislerle yasaklanmamış olan şeyler mübah, helal ve caizdir. Mübah olan bir şeyi haram saymak yanlıştır. Çünkü İslam'a göre haramı ve helali belirleyen ancak Allah ve Allah'ın Resulüdür. Bir fiili dini hükmü konusunda herhangi bir açıklama yoksa o fiilin mübah olduğuna hükmedilir. Yani haram kılınmamış veya helalliği noktasında bir şey belirtilmemişse o fiilin mübah olduğuna hükmedilir. Kişi mübah olan bir fiili iyi niyetle ve ibadet kastıyla yapması halinde sevap, harama aracı olarak yaparsa günah kazanır. Yani herhangi bir onun o fiil hakkında bir bildiride bulunmamış, mübah olarak değerlendirdin ama onu günah niyetiyle yani kötülük niyetiyle harama aracı olarak yaparsan günah, ancak iyi niyetle ve ibadet kastıyla yaparsan da sevap kazanıyorsun. Bu da bu şekilde bilinsin arkadaşlar. Haram, Allah'ın kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar demektir. Haramlar ayetlerle veya hadislerle kesin olarak belirtilmiştir. Kalem kalem bu noktada bahsedilmiştir. Haram fiilleri işlemek Allah katında büyük günahtır. Müslümanın haramlardan kaçınması gerekir. Haramlardan kaçınmak sevap kazandıran bir ibadettir. Yani haram işlememek de aynı zamanda sevap yapmak gibi, yani sevap işlemek gibi bir durumdur. Ki o da bir nedir? İbadettir. Allah'a şirk koşmak, fakirlik korkusuyla çocukları öldürmek, bir canı haksız yere kıymak gibi fiiller kesinlikle ve zinhar haramdır. Mekruh, İslam'a göre haram olmadığı halde istenmeyen, hoş görülmeyen söz ve davranışlardır. Mekruhtaki yasaklık haramdaki kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmaz. Ancak bu durum mekruhun işlenebileceği anlamına da gelmemelidir. İkindi namazından sonra yani kerahat vakti dediğimiz güneşin batmasından az önce nafile namaz kılmak, soğan sarımsak yiyerek camiye gitmek, abdest alırken suyu israf etmek gibi fiiller mekruhtur. Yani kerih görülmüştür, hoş görülmemiştir arkadaşlar. Mekruh kerihten gelen bir kelimedir. Kerih, hoş görülmeyen fiil ve davranışlar demektir. Mekruhlardan kaçınmak, Hazreti Peygamber'in tavsiyelerini ve güzel ahlakını ve İslam toplumlarının ortak kültür ve ahlaki değerlerini hayata taşıyabilmek açısından son derece önem arz etmektedir. Rabbimiz bu konuda buyuruyor ki, Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizim sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bize affet, bizi bağışla, bize acı şeklinde Bakara suresinin 286. ayetinde arkadaşlar bu durum bildiriliyor. Yine En'am suresinin 151. ayet kelimesinde de ki gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin ve onların rızkını veren biziz. Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın. Ve Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın.
düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Evet, Peygamberimiz de bu şekilde buyuruyor. Helal apaçık belli, haram da apaçık bellidir. El helalu beyyunun vel haramu beyyunun. Ve beynehume, ve bunların arasında halktan birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli şeyler vardır. Dinini ve namusunu korumak için bunları yapmayan kurtuluştadır. Bunlardan bazısını yapan kimse ise haram işlemeye çok yaklaşmış olur. Nitekim korunun etrafında hayvanlarını otlatan kimse de koruya dalma tehlikesiyle burun buruna gelmiş olur. Dikkat ederseniz her hükümdarın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Evet, etrafı yasaklarla çizilmiş bir sınırlar vardır diyor. O sınırlara çok yaklaşır, o sınırların etrafında çok gezinirseniz muhakkak o sınırları aşma tehdidiyle karşı karşıya kalırsınız. Yani bırakın haram işlemeyi, ona yaklaşmayın bile şeklinde bir uyarı var burada arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Evet, bu dersimizde de bu kadar arkadaşlar. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.